Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine beraberiz. Bugünkü dersimizde sizlere ürün tanıtımı sunacağım. Bu haftaki, yani bu dersimizdeki ürün tanıtımımızda arkadaşlar BİM'lerde satılan AutoVarem marka araç içi inverter. Bunu aracımıza kurulumlu yapacağız. Ve burada gördüğünüz kettle'le getirdim su. Ve bunu çalıştıracağız. Bunu kaynatıp kaynatmadığını beraber test edeceğiz. Öncelikle kutu açılımımızı yapalım. Daha sonra da beraber montajını yapıp çalışıp çalışmadığını kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle paket içerisinde bir adet inverter var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkada soğutucu falan var. Burada açma kapatma düğmesi falan var. USB girişi falan var. Bu muhtemelen şeyler, telefonları şarj etmek için USB kablosu. Normal gördüğünüz gibi priz var. Şöyle bırakalım. Tekrar bakalım. Evet arkadaşlar, kutu içeriğinde 2 adet sigorta falan var. Normal kullanım için. Bu şeyde aküden şarj almak için, enerji almak için. Şu başlar yine aynı şekilde inverterimizin şurada gördüğümüz siyah ve kırmızı başlara artı eksi olarak bağlamamız için bir parça. Bu çakmak girişi arkadaşlar. Çakmak girişi ve yine aynı şekilde artı eksiye bağlayabileceğimiz uçlar. Şuradan açalım, yapalım. Benim aracın arka tarafında çakmak girişi var. Orayı kullanacağız. Yalnız çalıştırırken muhtemelen arabayı çalıştırmam gerekiyor. Çünkü fazla enerji tüketir diye risk almak istemiyorum. Şöyle öncelikle biz konverterimizi bağlayalım. Şuradaki gördüğümüz FUSE yazan yer büyük bir ihtimalle sigorta yuvası. Şöyle açalım. Artımızı eksimizi. Evet. Bu dersimiz dışarıda olduğu için biraz çevreyle iç içeyiz. Şöyle arkadaşlar. Evet. Ben de ilk defa kullandığım için arkadaşlar çok profesyonel değilim. Şöyle artıya artıya, eksiye eksiye takıp bağlıyoruz. Evet. Şu anda tamam. Şu akü kutu başlarıyla pek fazla bir işimiz yoktur. Ben şunları şöyle kaldırıyorum arkadaşlar. Kettle'imizi ben bir aşağıya alayım. Çünkü şöyle indirelim arkadaşlar. Daha sonra şunu ben yukarıya takıp, evet arkadaşlar. Umarım dışarıdan çok fazla ses gelmiyordur. Evet, burada araç çakmak girişim var arkadaşlar. Buraya taktığım zaman görüldüğü gibi arkadaşlar şu anda çalışmaya başladı. Yani ışığı görüyorum. Gerçi ışığı, ortamdan dolayı ışığı göremezsiniz ama şöyle kapatıp ben şimdi arabayı çalıştırma düşüncesindeyim. Arabayı çalıştırdıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arabamızı çalıştırdıktan sonra tekrar çekime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şurada kettle'i koyabileceğimiz düz bir zemin ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü su kaynadığı zaman taşıp sıkıntı vermesini istemeyiz. Bu arada sağdan soldan geçenler tuhaf tuhaf bakıyorlar. Kendimi bir komik hissediyorum. Şöyle bırakalım arkadaşlar. Şöyle dursun. Evet. Bu kettle'imizin altlığı şöyle. Zaten bir deneme amaçlı. Az önce göstermiş miydim bilmiyorum. Şöyle bastığım zaman ışığı görüyorsunuz arkadaşlar. Yeşil yanıyor. Şöyle basınca kapandı. Şimdi prizimizi takıyoruz. İnşallah bizi utandırmaz, sıkıntı vermez. Şu anda off durumda. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi
suyumuz 1 litreye yakın. Hatta 1,5 litreye yakın bir suyumuz var. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çalıştırıyoruz. Hadi bakalım. Şuradan bunu açtık. Şuradan. Getirimizin lambası yanmadı. Ama muhtemelen lamba arızalı olabilir diye düşünüyorum. Bunu almamdaki amaç arkadaşlar, özellikle fatura çıktı uğraştığım için drone olsun, fatura makinesi olsun, bunların makinelerin şarjı sürekli sıkıntı oluyor. Şehir merkezlerinde çekim yaparken hadi kafede, pastanede veya sağda solda şarj etme imkanımız oluyor ama bir doğa çekimine çıktığımız zaman, bir arazide çekim yapacak olduğumuz zaman genelde sorun yaşıyoruz. Bundan dolayı da ben özellikle bu tarz alanda kullanmak üzere aldım. Şu anda onların şarjı içini göstermektense daha etkili bir kullanım göstermek istedim. Ve umarım bizi yanıltmaz. Şu an itibariyle pek bir etkileşim veremedim. Ketilde sıkıntı olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü lambası yanmıyor. Bozuk bir ketil de olabilir. Evet arkadaşlar, az önce kettle çalıştırmak istedik. Yalnız kettle'ımız çalışmadı. Çünkü kettle 230 volt enerji istiyor, elektrik istiyor. Ben de laptopumu getirdim arkadaşlar. Laptopumuzun enerji gücü nedir diye. 19 watt diye bir şeyler yazıyor. Pek de anlamadım, şey yapmadım. Ama şunu göstereyim arkadaşlar. Bataryasını çıkarttım. Hani özellikle bataryasıyla beraber çalıştırıyordu işte, inverter çalışıp çalışmadığından emin olma konusunda tereddüt olmasın diye. Şey yapayım, tekrar inverterimi bağladım arkadaşlar. Şurada görüldüğü gibi. Şarj aletimi taktım. Şimdi takacağız. Ve bakalım çalıştıracak mı? Düğmeye bastım arkadaşlar. Güç lambası yandı. Evet arkadaşlar. Görünüyor herhalde. Evet, görünüyor arkadaşlar, ekranda göründüğü gibi. Laptopumuzu çalıştırabiliyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, 220 volta kadar her türlü elektronik cihazımızı bu inverterde sağlıklı bir şekilde çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oradan ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama çalıştığını gördünüz arkadaşlar. Hatta şuradan baktığımız zaman arkadaşlar, evet, prizsiz şu anda çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Evet, %100 pil yok diyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde test etmiş olduk. Çalıştığını kontrol ettik. İnverterimizde arkadaşlar demek ki neler yapabiliyoruz? Burada da görüldüğü gibi monitör çalıştırabiliyoruz, laptop çalıştırabiliyoruz, cep telefonumuzu şarj edebiliyoruz, vantilatör tarzı cihazları çalıştırabiliyoruz, el feneri veya elektrikli ampuller falan, onları çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde. Ürünü ilk defa deneme imkanım olmuştu. Bu vesileyle sizle beraber test ettik. Çalıştığını sizle beraber görmüş olduk. Ürünü ben İnternette de satılıyordu ama ben ürünü BİM'den aldım arkadaşlar. Autovare araç içi inverter, 300 watt güç diyor. 12 watt giriş, 220 watt çıkış şey yapıyor. Özellik olarak kısa devre koruması var. Çünkü az önce 230 wattlık keteli taktığım zaman fark ettim onu. Yüksek ısı koruması var arkadaşlar. Yüksek akım koruması var. Düşük voltaj koruması var. 5 voltta USB çıkışı var. Az önce tanıtımda size bahsettiğim gibi. Bunun dışında arkadaşlar herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şuradan biz bilgisayarımızı kapatalım. Evet arkadaşlar. Evet, kapatıyoruz. Ekranda da görüyorsunuz.
ürün için diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Daha farklı yerlerde de fiyat aralıkları var. Yalnız en uygun olanı BİM'di. Onu da zaten muhtemelen görmüşsünüzdür fiyatını. O yüzden fiyatla açıklaması yapmıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki ürün tanıtımı videosunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.